Merhabalar arkadaşlar. Konumuz metne çevir. Metne çevir, tarihsel ve sayısal ifadeleri metinsel ifadeye çeviren bir fonksiyon arkadaşlar. Şimdi biz burada metne çevirin birkaç maharetinden bahsedeceğiz. Ondan sonra da asıl konumuza şu raporlar sayfasında devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tarihle alakalı metne çevirle neler yapabiliriz? Bunlara bir bakalım. Şimdi ben burada bir tarih yazıyorum. Bugün bir tarih olsun. 13.07.2022 dedim. Şimdi biz arkadaşlar burada şu tarih hangi güne denk geldiğini, hangi aya denk geldiğini bulabiliriz. Uzun bir tarih yazabiliriz. Yani gün yani 13 Temmuz yazarak 2022 de yapabiliriz. Şimdi görelim bunları. Eşittir metne çevir dedim. Diğer olarak bana tarih soruyor işte hangi değeri alacağım, hangi değeri çevireceğiz diye soruyor. Biz B2'deki değeri çevireceğiz. Noktalı virgül dedim, tırnak açtım. Bunu arkadaşlar sadece gününü alacağım. Bunun için günün G'sini 4 kez yazıyorum. Tırnak kapatıp enterlasam bana 13.07.2022'nin hangi güne denk geldiğini gösterecektir arkadaşlar. Şimdi hangi aya denk geldiğini görelim. Eşittir dedik. Metni çevir. Değerimiz B2'deki tarih. Noktalı virgül dedik. Tırnak içerisinde. Bu sefer de ayın A'sını 4 kez alıyorum. 1, 2, 3, 4. Tırnağı kapatıp enterladım. Temmuz dedik. Şimdi tekrar eşittir diyorum. Metni çevir. Bunu arkadaşlar şu şekilde de alabiliriz. Tarih burası, noktalı virgül. Tırnak açtım. 2 tane G boşluk bıraktım. 4 tane A diyorum. 1, 2, 3, 4 boşluk bıraktım. 4 tane de yıl için Y dedim. Tırnağı kapattım. Enter'ladım arkadaşlar. Bunu bu şekilde de arkadaşlar alabiliyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle de alabiliriz. G'yi kaldırdım. Enterladım. Bakın Temmuz 2022. Hatta arkadaşlar bunları şöyle de kısaltabilirim. Tem 2022. Hatta ve hatta arkadaşlar yılı da şöyle kısaltabiliriz. Evet, tarihle alakalı arkadaşlar bunlar olsun. Şimdi de sayıyla alakalı yapalım. Buraya arkadaşlar geliyorum. 2545.37 dedim. Şimdi bunu arkadaşlar binlik ve yüzlük ayıraçlarını ayırarak metinsel olarak buraya yapmaya çalışalım. Eşittir dedik. Metne çevir. Değerimiz burası noktalı virgül. Tırnağımı açtım. Şimdi ctrl'i alta basıyorum. 3'e bastım. Bir tane kare yaptım. Şu formül çubuğuna gelip burada yapalım. Ve nokta koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar ctrl'e alta bastım. 3'e 2 defa bastım. 1 0 koyuyorum. Virgül 0 0 dedim. Tırnağı kapattım arkadaşlar. Parantezde kapattım. Enterladım. Bakın binlik ve ondalıklarını ayırarak burayı bize arkadaşlar metinsel olarak verdi. Şimdi bu bizim işimize ne yarayacak diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar onu da şu rapor sayfasında size göstereceğim. Asıl konumuz zaten bu. Şimdi burada da şunu da yapalım, bitirelim burayı. Bir telefon formatı yapalım. Bakın şimdi telefon hiçbir boşluk yapmadan bunu yapıyorum arkadaşlar. 530, 690, 94, 59 dedim. Şimdi bunu telefon formatında yapalım burada. Eşittir dedim. Metne çevir. Değerimiz burası. Noktalı virgül tırnak açıyorum. Ctrl alt 3'e 3 kez basıyorum. Boşluk bıraktım. 1, 2, 3 dedim. Ctrl altı bırakarak boşluğa basıyorum. Şimdi 2 tane yapıyorum. Tekrar boşluk. Tekrar 2 tane kare. Noktalı, pardon. Tırnağımı kapattım. Enterladım. Bakın bunu telefon formatında aldı. Hatta şu ilk üçü rakamı arkadaşlar parantez içerisinde de gösterebiliriz.
Bu şekilde biz IBAN numarası da yazabiliriz. Ama IBAN'a arkadaşlar uğraşmayalım. Mantık aynı mantık. Şimdi gelelim asıl konumuza. Raporlara gelelim arkadaşlar. Şimdi burada bir tablomuz var. Ayın 1'inde 01.07'de satılan ürünlerimizin miktar ve tutarları var. Şimdi bizden sadece bu tablo raporu olarak istenebilir. Bir de detaylı olarak yazılmış bir halde de bizden arkadaşlar bunu isteyebilirler. Yani bu şekilde de isteyebilirler. Şimdi biz arkadaşlar bunları, şu tabloyu yazılı bir biçimde nasıl özetleriz? Bunu yapacağız. Yani burada bir rapor yazacağız arkadaşlar. Otomatik bir rapor yazacağız. Şimdi bakın burada şimdi böyle 3 tane bir şey var. Başlık var. Şimdi bunlar arkadaşlar bakın burada tarih var burada. Burada da işte 231 var. Bakın şurada meyve var. Ve 24 var. Muz var. 50 var. Sayılar ve tarihleri var. Meyveleri var arkadaşlar. Bunlar değişken. Tabi tablonun durumuna göre, satış durumuna göre bunlar değişecektir. Tarihleri de değişecektir. Şimdi bunlar arkadaşlar değişken ve diğerleri de ne olacak? Sabit olarak kalacak. Ve biz bu tabloya hiç dokunmadan bu şekilde rapor alıp ilgililere sunabileceğiz. Şimdi bunu arkadaşlar nasıl yapacağız? Yani bu raporu otomatik olarak nasıl yazacağız? Bunu yani şu formatta nasıl yazacağız? Bunu size göstermeye çalışayım. Dilim döndüğü kadarıyla. Şimdi bakın bunu önce bu okuyalım. Bakın 01.07 tarihinde toplam 231 kilogram ürün satışı gerçekleşti demişiz. Bu satışlardan en az kiraz, bakın kiraz 24 kilogram, en fazla da muz 50 kilogram olarak gerçekleşti. 50'de bakın burada. Evet, aşağıdaki satırda da bu satışlardan elde edilen toplam tutar 3.217 TL'dir demişiz. Buraya şuradaki toplamı aldık. Şimdi bunu buradan alayım. Şuraya arkadaşlar çekeyim. Çünkü C1'de bunları yapmaya çalışalım. Şimdi önce şu ilk satırı yazalım arkadaşlar. Evet, hemen başlayalım. Eşittir diyorum. Bu tarih arkadaşlar 01.07 nerede? Burada değil mi? Buraya tıkladım. Shift 6 ile birleştirdim. Tırnak açtım. Tarihinde diyorum. Tırnağı kapattım. Şimdi arkadaşlar burada bir önceki yapmış olduğumuz, yani şu sayfa 1'deki yapmış olduğumuz işlemlerin ne işe yaradığını burada size göstermek için bunu burada enterliyorum. Devam edeceğiz. Sadece göstereceğim. Enterladım. Bakın tarihi burada 44.743 olarak almış. Yani bunun sayısal değerini buraya almış. Ama ben bunu şu formatta, yani 01.07.2022 diye almak istiyorum. İşte arkadaşlar burada metne çevir devreye giriyor. Evet, şimdi devam edelim. Eşittir. Hemen ne diyorum? Metne çevir. Metne çevirelim arkadaşlar. Değerin şuradaki tarih, noktalı virgül. Burada arkadaşlar tırnağımı açıyorum. GG nokta ay için AA nokta yıl içinde 4 tane Y. 1, 2, 3, 4 dedik. Tırnağımızı kapattık. Parantezi kapatalım. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın format aynı format. Şimdi devam edelim o zaman. Geliyorum buraya. Birleştir diyorum. Neyle birleşecek? Şuradaki yazıyla, yani tarihinde toplam diyeceğim. Tırnak açıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar metinsel ifadeler tırnak açarak yapılıyor. Burada diyorum ki toplam, pardon, tarihinde toplam
Şimdi sırada 231 var. Tırnağımı kapattım. Burayı bir enterleyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın 2022'de tarihinde bitişik. Bunu ayıralım. Yani bakın şu T ile tarihin T'si ile şuradaki tırnağın arasına giriyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Enterladım. Bakın ayrıldılar. Şimdi 231'i yazacağım. Yani şuradaki değeri alacağım arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? Tabii ki buraya metne çeviri alacağız. Çünkü burada da bir format olur. Şu anda 231 şuraya şöyle yapayım. Bakın. 2500 dedim. Bakın toplam burada 2000. Yani biz bunu şu formatta alacağız arkadaşlar. Yani 2.2000 7000 pardon 2.707. Yani şuradaki sayı formatı gibi değil. Şimdi tekrar 24 yapayım. Şimdi gelelim tekrar buraya. Toplam dedik. Şimdi tekrar birleştir Shift 6 ile dedik. Ve metni çevir diyorum. Nereyi çevirecek arkadaşlar? Değerin neresi? Şu toplam. Arkadaşlar bu tabloyu tabii ki ayarlamamız lazım. Toplam dedik. Burası. Noktalı virgül. Hemen formatımı yapıyorum. Tırnağımı açtım. Ctrl Alt. 3'e basıyorum. Bir tane kare yaptım. Nokta koydum. İki tane kare ve sıfır dedim. Arkadaşlar bu kadar. Tırnağı kapattım. Parantezimi de kapattım. Buna da bakalım. Evet, toplam 231 geldi. Şimdi şurayı 1224 yapsam bakın arkadaşlar format nasıl değişti. Tekrar 24 yapalım ve toplamdan da 231'i ayıralım. Şimdi toplamın mesi ile tırnak arasına geldiğim bir boşluk bıraktım. Enterladım arkadaşlar, ayrıldı. Şimdi tekrar devam edelim. Şimdi bakın yazdığımız yazında arkadaşlar satırına geldim. Yücresine daha doğrusu. Devam ediyorum buradan. Şimdi sırada ne var? Kilogram ürün satışı gerçekleşti diyeceğiz. Tekrar ben bunu birleştir diyorum. Tırnak açıyorum. Arkadaşlar bitişik olmaması için bir tane boşluk bıraktım. Ve buraya kilogram ürün satışı gerçekleşti diyelim. Ürün satışı gerçekleşti. Noktamızı koyalım. Tırnağımızı kapatalım. Enterleyelim arkadaşlar. Evet. Bu satır bu kadar. Şimdi gelelim ikinci satıra. Şimdi arkadaşlar burada en az ve en fazla diyor. Şimdi biz o zaman en az satılan ürün ile en fazla satılan ürünü ne yapmamız lazım? Bir yerde bulmamız lazım. Onu da şurada bulalım. En azı burada bulalım arkadaşlar. Şimdi en az ürün nerede? Bunu nasıl buluruz? Eşittir diyorum. Minimum. Minimum neresi olacak? Şu aralık. C sütunundaki C2 ile C8 aralığı. Enterladım. 24. Peki bu 24 hangi ürüne karşılık geliyor? Onu da şu yan tarafta indisle bulalım. Eşittir. İndis. Dizi diyor bana arkadaşlar. Dizimi şuradan A2'den E8'e kadar seçtim. Noktalı virgül. Satır sayım arkadaşlar. Şu 24 hangi satıra denk geliyorsa onu bulacağım buradan. Bunu da kaçıncıyla buluyorum. Kaçıncı dedik. Aranan değer 24. Burası noktalı virgül. Aranan dizi C sütunundaki miktar bölümü noktalı virgül. Tam bir eşleşme için 0 dedim. Parantezi kapattım. Noktalı virgül. Şimdi bana sütun sayısını diyor. Bizim ürünlerimiz hangi sütunda? Tablonun ikinci sütununda.
Buraya da 2 dedim. Parantezi kapattık. Enter'ladım. Kiraz'ı da buldum. Şimdi maksimum, yani en fazla satışı yapılan ürünü bulalım. Geliyorum O1'e. Buraya da eşittir maksimum. Burayı seçelim böyle. Enter'ladım. 50. En tarafa hemen indislede hangi meyve olduğunu bulalım. İndis diyoruz. Dizimiz tablomuzu seçelim. Noktalı virgül. Kaçıncı satırını da bulalım. Kaçıncı ile. Kaçıncı dedik. Neyi arıyoruz? 50'yi. Nerede arıyoruz? C sütununda şurada. Noktalı virgül dedik. 0. Şu formül çubuğuna geldim. Parantezi kapattık. Noktalı virgül. Ürünler neredeydi? İkinci sütunda. Parantezi kapattık. Enter'ladık. Burada da muzu bulduk. Şimdi raporumuzu yazmaya devam edebiliriz. Şimdi tekrar eşittir diyorum. Bu satışlardan arkadaşlar cümle düşük olabilir. Yani aldırmayın. Bu satışlardan en az diyoruz. En az. Şimdi bir de kiraz diyeceğiz arkadaşlar. Kirazımız nerede? N1'de. Değil mi? O zaman tırnakları açmayı unuttuk. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi birleştir diyorum. Shift 6 ile buraya kiraz dedik. N1. Şimdi burada bir enterlayıp durumu arkadaşlar bir kontrol edelim. Bakın kiraz buraya büyük harfle geldi. Değil mi? Ki bunu arkadaşlar normal bir yazım üzerine çevirmek lazım. Bunun için ne yapıyorum? Bak, kirazın üzerine geldim. Formülün en başına yazım düzeni diyorum. En sonuna gelip parantezi kapatıp enterlasam, bakın arkadaşlar burada büyük harf normal bir yazıma geldi. Şunu da ayıralım şuradan. En az azın zesi ile tırnak arasına geldiğim bir boşluk bıraktım. Enterladım. En az kiraz. Sırada şimdi ne var? 24. Yani şu şeyi bulacağım. M2'deki değeri buraya alacağım. Bunun için de ne yapmam lazım? Tekrar formül çubuğuna tıkladım. Buraya ne diyorum? Birleştir. Shift 6 ile. Neresi? 24. Bunu da ne yapalım? Tıpkı şu 291 yaptığımız gibi şurada yine metne çevirili yapalım. Metne çevir diyorum. Aranan değerim neresi arkadaşlar? M1'deki değer. Noktalı virgül. Formatım ne olacak? Tırnakla hemen yazalım. Ctrl'e alta bastım. Bir tane kare. Nokta. İki tane kare. Sıfır. Tırnağı kapattım. Çünkü burası miktar olduğu için arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Enter diyelim bakalım ne oldu. Kiraz 24 ama şu şeyi ayıramadık. Kiraz ile 24. Evet. Şimdi bakın burada kiraz ile 24 arasında şey yok. Şu metni çevirip bir tıklasak olur mu? Enter'ladım. Olmadı arkadaşlar. Şunu yine alalım. Burayı şöyle yapacağız. Bakın şu N1'den sonraki birleştirin arkadaşlar sağ tarafına tırnak açtım. Bir boşluk bıraktım. Bir tırnak daha açtım. Shift 6 ile birleştirdim. Enter'ladım arkadaşlar. Bakın ayrıldılar. Şimdi devam edelim. Birleştiriyorum. Shift 6 ile. Şimdi ne yazacağız? Kilogram en fazla yazacağım şimdi. Tırnak açtım. Bir boşluk bıraktım. Kilogram virgül kilogram virgül en fazla. Şimdi de en
fazla dediğim muzu muzu yazacağız. Tırnağı kapatıyoruz o zaman. Muzu nasıl yazacaktık? Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bunu yapmayı unuttuk. O zaman Enter'ı yazalım. Şunu da yazım düzenini alalım arkadaşlar. Yazım düzeni dedik. Parantezi kapatalım. Enter'ı yazalım. Tekrar devam edelim şimdi. Ne yazacaktık? En fazla muz diyeceğiz buraya şimdi. Birleştir. P1 dedik. Tekrar birleştir. Neresi arkadaşlar? Şimdi şöyle yapalım. Tırnak açtım. Bir boşluk bırakıyorum. Bir tırnak daha. Birleştiriyorum. Şu O1 ile. Bakalım oldu mu? Oldu ama şu fazla ile muz arasın bitişik. Şu fazlanın sonundaki tırnakla A arasına girdim. Boşluk bıraktım. Enter'ladım. Arkadaşlar tamam. Şimdi devam edelim tekrar. Birleştir diyorum. Birleştirdik. Neyini birleştireceğiz? Kilogram olarak gerçekleşti diyeceğiz. Şimdi tırnak açtığım bir boşluk bırakıyorum. Kilogram olarak gerçekleşti. Tırnağımızı kapatalım. Nokta koyalım. Ondan sonra tırnağı kapatalım. Enter'layalım arkadaşlar. Evet, bu satışlardan en az kiraz 24 kilogram, en fazla muz 50 kilogram olarak gerçekleşti. Şimdi gelin 3. satırımızı yazmaya çalışalım. Şimdi tekrar eşittir diyorum. Bu satışlardan elde edilen toplam tutar diyeceğiz. Tırnak açtım. Bu satışlardan elde edilen toplam tutar dedik. Tırnağı kapattık. Birleştir diyorum. Metne çevir. Metni çevir. Diğerimiz arkadaşlar şuradaki toplam. E dedik. E9. Noktalı virgül tırnak açıyoruz. Formatımız arkadaşlar. Kareye bastım. Nokta koydum. 2 tane kare. 1 0 virgül 2 tane 0 koyuyorum. Binlik ayraçları ayıracak. Tırnağımı kapattım. Parantezi de kapattım. Bakalım ne oldu. Şimdi tutarlarda arkadaşlar yine buraya iman ettik. Şu tutarı ne yapıyoruz? Şöyle ayırdık. Enter'ladık. Evet. Şimdi devam edelim. Birleştiriyorum. Shift 6 ile nereyi? Kilogram TL'dir pardon. TL'dir diyeceğiz. Tırnak açtım. Bir boşluk bıraktım. TL. Bir nokta. Tırnağı kapattım. Enter'ladık. Evet arkadaşlar. Bu satışlardan elde edilen toplam tutar 3217 TL'dir. Şimdi şu arz edelim mi ve yapalım. Şimdi buraya tekrar eşittir diyorum. Arz edelim. Evde rim dedik. Tırnakları unutmadan şimdi birleştireceğim bugünün tarihiyle. Yani raporu yazdığımız tarih arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada da birleştir diyorum. Tekrar metne çevir diyeceğim şimdi. Metne çevir.
Bugün diyeceğim buraya şimdi arkadaşlar. Aranan değer. Diyorum ki bugün. Bugün. Parantezi kapattım. Noktalı virgül diyorum. Şimdi formatlayacağım. Nasıl formatlıyorduk biz burayı? Gün nokta ay için 2A, yıl için 4 tane Y. Tırnağı kapattık. Parantezi kapattık. Enter'ladık arkadaşlar. Şimdi şurayı biraz açalım. Evet. Arzu edelim de bir nokta koyalım. Şunları dizlemeden bir deneme yapalım arkadaşlar. Şimdi 24 gelsin arkadaşlar. 02.07.2022 tarihinde. Şunları şöyle yapalım. Eşittir. Evet. 02 tarihinde arkadaşlar bakın buranın tarihi değişti. Şimdi şu bunları 20 yapalım. Muzu 30 yapalım. Bakalım en fazla ne oldu? Bakın şimdi arkadaşlar rakamlar tamamen değişti. Bakın buraya biz hiç dokunmadık. Bir kontrol edelim. 02.07 tarihimiz doğru. 196 tamam. Kilogram ürün satışı gerçekleşti. Bu satışlarda en az nar 20 kilogram. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. En fazla ürün üzüm. Bakın üzüm 42 kilogram olarak gerçekleşti. Bu satışlardan elde edilen toplam tutar 2677. Bakın burası 2677'dir. Şimdi şu şeftali burada garip kalmasın. Bunu da yapalım. 50 yapalım bunu bu sefer. 55 olsun. Şurası da arkadaşlar armutta 19 kilogram satalım. Bakın arkadaşlar her şey değişti. Evet. Arkadaşlar işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Ama Excel'le uğraşıyorsak, raporlar düzenliyorsak, daha doğrusu arkadaşlar emir altındaysak bunu bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Şunları da arkadaşlar gizleyebiliriz tabii ki. Ondan sonra Allah'a emanet olalım inşallah. Görüşürüz arkadaşlar.